Gündem dışı ikinci söz, şiddetsiz siyaset ile ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Süreniz 5 dakikadır Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz. 2 yıl var. 2023 hedefleri koymuşuz. Bakın şu 2023 hedefleri, ekonomik göstergelere bakın, büyümeye bakın, işsizliğe bakın. Bunlar sorun ama bunların hepsi halledilebilir. Yani bu memlekette güneş doğdukça, yağmur yağdıkça bu millet çalışır eder, ekmeği de büyütür. İnşallah adaletli bir şekilde bunu paylaşır. Ama eğer bir topluluk millet olma vasfını yavaş yavaş kaybediyorsa bu zordur arkadaşlar. Barışı kaybediyorsa bu zordur arkadaşlar. O nedenle 2023'e doğru, yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına doğru gelirken bu konuyla ilgili size birkaç cümle edeceğim. Bakın, eğer millet olma vasfımızı kaybedersek dedim. Siz değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne söylüyorum özellikle. 2023 hedefleri falan diyorsunuz ama milletin bir yarısını, hadi düşmanlaştırmak demeyeyim, ötekileştirmek, milletin içinden çıkarmak için adeta çırpınıyorsunuz değerli arkadaşlar. Böyle iş olmaz. Bakın, bugün İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı'nı konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da sergi açtı. İstiklal Marşı'nı bile kavganın aracı haline getiriyorsunuz. Milletin öbür yarısını İstiklal Marşı'na bile dahil etmiyorsunuz. Yemen türküsünden bile dışlıyorsunuz milletin öteki yarısını. Böyle olmaz değerli arkadaşlarım. Barış olmadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olmaz, sıkıntılı olur. Birinci yüzyıl şöyle böyle oranın gerçeklerine dair hatasıyla sevabıyla çok şükür geçtik. Ama bu topraklarda barış içinde yaşamazsak ikinci yüzyıla çok sıkıntılı gireriz değerli arkadaşlarım. Bakın, barış dediğimiz zaman da Türkiye'de iç barıştan söz ediyorum dediğimiz zaman da bir temel mesele Kürt meselesidir. Hayır, böyle bir mesele kalmamıştır. Biz bu işi hallettik. İşte ne yaptık biz? TRT şaşı yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, bu işleri çözdük. Böyle değil değerli arkadaşlarım. Böyle değil. Ne mesela, nedir? Bakın, Kürtlerin ya da kendilerini o şekilde tanımlayan insanların bir takım talepleri var. Yok diyebilirsiniz bunlar, eleştirebilirsiniz. Ne diye de sorabilirsiniz. Bu talepler, dinleyin arkadaşlar, bu talepler iki şekilde dile getiriyor. İbrahim bir dinle. İki şekilde dile getiriyor. Bir tanesi şiddetle, terörle, tetişle dile getiriliyor. Bir başka şey de var, demokrasiyle, konuşmayla, siyasetle, meclisle değerli arkadaşlarım. Bizim bu ikinci yolun demokrasiyle, siyasetle, konuşmayla, meclisle, Ankara ile talepleri dile getiren yolun önünü açmalıyız değerli arkadaşlarım. Bunu yapmadığımız zaman iş yürümez. Hayır diyeceksiniz. Evet, doğru, ben de katılıyorum. PKK ile HDP arasında sosyolojik bir bağ ve siyasal etkileşimin olduğu bir gerçek. Ama HDP kim ne derse desin, eksiklikleri, hatalarıyla, problemleriyle, terörü kınadı, kınamadı, her neyse. Ama varlığıyla Kürt meselesi, bu istikametteki talepleri siyasi olarak, siyasetin meşruiyeti içinde yasal olarak dile getirmenin temsilcisidir. Ne deseniz de budur değerli arkadaşlarım. Böyle olmalıdır, bu hale getirmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak bir yol alamayız, bunu şu şekilde bilin. Değerli arkadaşlarım, şöyle yaptık, böyle yaptık. Geçmişte, bugün bu noktadaysak, geçmişte muhalefet eden, iktidar eden herkesin, siyasetin büyük bir sorumluluğu var. Bu sorunun hala var olması ve hala şiddetin olması, terörün olması, can alması, şehitlerimizin olmasında, bu işin çözülmemesinde büyük bir katkı var. Bakın, söylediklerimiz ve yaptıklarımız önemli. Bugüne kadar olanları bir tarafa koymak durumundayız değerli arkadaşlarım.
Siyasetin önü açılması gerekiyor. Demokratik siyasetin önü açılması gerekiyor. Bu taleplerin burada Ankara'da siyasi olarak konuşularak müzakere yoluyla açılması gerekiyor. Bunu yapmazsanız yani HDP'yi kapatacağız. HDP'li milletvekillerini Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkaracağız. Bu yol değildir değerli arkadaşlarım. Bakın HDP'yi kapatmak her şeyden evvel demokratik yolla konuşarak, müzakere edilerek Kürt taleplerini konuşmak ve sonuca bağlamanın yolunu kapatmak demektir. HDP'yi kapatmak çok... Buyurunuz sayın. HDP'yi kapatmak ve HDP'li milletvekillerini buradan meclisten çıkarmanın çok daha vahim bir sonucu vardır. HDP'ye oy verenler, yani çoğu Kürt yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın bu milletten, bu topluluktan, bu milletten, bu ülkeden duygusal olarak koparıyoruz değerli arkadaşlarım. Duygusal, ben milletvekili seçtim gönderiyorlar. Efendim ben belediye başkanı seçtim gönderiyorlar. Bu yanlıştır değerli arkadaşlarım. Terörle mücadele ayrı bir şeydir. Terörle mücadele öncelikle demokratik siyasete konuşarak, müzakereyle Kürt meselesini konuşma siyasetinin önünü açmakla olur. Bunu yapmıyorsanız siz terörle mücadele etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bugüne kadar yapıldığı gibi terörü iç politikanın malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Burada benim partimi de eleştiriyorum. Burada kalkıp terör üzerinden at yarıştırıyoruz. Terörü kınıyoruz arkadaşlar, bu ayrı bir şeydir. Ama terörü iç politikanın malzemesi yapmak HDP'yi kapatmadan geçmiyor. Açalım mikrofonu. Yüreklendirmekle olur Kürt meselesini çözmek değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.